ishq dardini talab qildim, darmoni yo'q. Ishq yo'lida jon berganni armoni yo'q. Bu yo'llarda jon bermasang imkoni yo'q. Har ne qilsang, oshiq qilg'il parvardigor. Qaydan topay ishqing tushdi qarorim yo'q. Ishq sadosin tunu kunu qo'yorim yo'q. Dargohingdan o'zga yerga bororim yo'q. Har ne qilsang, oshiq qilg'il parvardigor. Ishq bozori ulug' bozor, savdo harom. Oshiqlarga sendin o'zga g'avg'o harom. Ishq yo'liga kirganlarga dunyo harom. Har ne qilsang, oshiq qilg'il parvardigor. Oshiqlikni davo qilib yurolmadim. Nafsdan kechib haq amrini bilolmadim. Nodonlikda haq amrini bilolmadim. Har ne qilsang, oshiq qilg'il parvardigor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنا ونشنج باب كيلدك قدوة الأخرار قبلة الأبرار شيخ الفرد الدين أتار قدس الله روحه جمده سنة أغازي وأوز أرض نياز Ahrorlarning, Allohning do'stlarining yo'lboshchisi, peshqadami, abrorlarning qiblagohi bo'lgan Shayx Fatin Attor. Alloh sirlarini muqaddas qilsin. Ruhiga mag'zuma, hamdu sano, madh aytib o'zining yozlarini aytmoqchi bo'lyaptilar. Mana endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nimalari nurlari suhbatda o'tib bizlar. U payg'ambarimizning nurlari qanday qilib olamni yaratganligi, shu nur orqali Alloh taboraka taolo olamni qanday qilib yaratganligi, barchalarni qanday qilib yaratganligini hammasi nur orqali. Avval ma xalaqal nuri va mahluquna min deydi deb avval men nurim deyapti. Qolgan hamma narsa payg'ambarimizdan, farishtalar hammasi payg'ambarimizdan nurni yaraldi degan so'z, ya'ni payg'ambarimiz nurdan fayz oladi degan so'z. Hamma xudodan kerak bo'ladigan nima payg'ambarimiz nuridan keladi. Chunki payg'ambarimiz nuri Havzu Kavsar shudir o'zi. Havzu Kavsar shudir. Shundan hamma ham shundan bahroladi va u payg'ambarimiz nuri qanday odam alayhissalomga kelib yetganligi, payg'ambar odam alayhissalomda o'sha tuproqdan yaratganligi, u tuproqda yaratilishi kerak bo'lgan, osmon yer yaratiladi, tuproq yaratiladi, o'sha tuproqdan balchiqdan odam atamizni nurini yaratadi va balchiqqa payg'ambarimiz nurini borib qo'yiladi. Bo'ldi. Endi payg'ambarimizning nuri ham moddiy va ma'naviy holatda shunday bir ko'rinishga ega bo'ldi va barcha farishtalar mahluqotlarni hammasi odamlarga sajda qildi va sajda qilmagan boyagi farishta shaytonga almashib ketdi, aylanib ketdi. Chunki Alloh taolo bo'layotgan asosiy mohiyat endi Allohdan keladigan fayzni payg'ambar nuri orqali, undan keyin yana odam ota orqali payg'ambar ruhidan odam otaga kelib, yana olamni hammasini odam otaga muhtoj qilib qo'ydi. Alloh taolo fayz barakatlar keladi, Alloh rahmatlar keladi, o'sha quvvatlar ham biz odam ota keladi degan so'zlar vasila Allohga bir vositachi tomonlar degan oyat ana shu. Chunki aqidada hamma narsa shunisi, chunki Allohning hikmati shu payg'ambarlarni donaligi Alloh tangladi o'sha ko'prik bo'lishlik uchun. Va payg'ambarlar ruhiyatlari ham farishta bo'lib, ham arvoh bo'lib, ham Allohga eng yaqin Allohning bandasi bo'lib, Allohga Allohning fayzini olamga tarqatib turdilar. Mana shu
qisqasi. Endi shu bonomotadan to o'tib 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 payg'ambarlar orqali o'tadi. Payg'ambarlarga shu nur o'tadi. U payg'ambarlardan keyin u nurning quvvatlari yana musulmonlarning himmatsizligidan u nur yana eng zaif holatlarga kelib ketadi. Yana payg'ambarlar bo'lib shu nurni quvvatlantiradi. Yana u payg'ambarlar dunyodan o'tgandan keyin yana u nurni ular himmatsizligimizdan, ahmoqligimizdan ular yo'qotib qo'yamiz. Toyingi Ibrohim alayhissalomga keldi endi bu. Ibrohim alayhissalomga kelganda dunyoning hammasi Namrud degan podsho egallab turibdi. Bu tarix bo'ladi endi. Shuning Ibrohim alayhissalom otasi Azar degan kishi ekan. U but yasab, butparast, but yasab sotadigan odam ekan. Endi u Namrudning podshosi o'tparast, butparastlar mamlakati dunyo bo'yicha hammasi o'sha butparastlarning nimasi bo'lib ketdi. Dunyoni hammasi. Umuman musulmon yo'qdi. Deb tasavvur qo'y. Shunda Alloh taolo boyagi Azar degan kishining o'g'li Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo yuragini ochdi. Chunki u payg'ambar nuri bo'lgandan keyin u yerda jon bo'lgan ekan, jon degan ruhoniyatning bir payg'ambar nurining bir tomchisi bo'lgandan keyin Alloh uni ochib qo'ydi endi bo'ldi. Payg'ambar qilib uni Xudoni izlaydigan bo'lib qoldi. Oyga sig'inib ko'rdi, kunga sig'inib ko'rdi, osmon yerga sig'inib ko'rdi, hammasi bekor ketib qolgan ekan, bularni hammasi kim berga. Ibrohim o'zingnikdan tirib degan Alloh taolo taolo o'zlar. Yo'q pastalar nima bor bu? Chiqilib tanishtirdi. To'rtta qushdan olata maydalab meni o'liklarni Yevropa sen endi o'liklar tiriltirar ekansan endi menga shuni ko'rsatib ber desa sen nima ishonmaysanmi desa yo'q ishonaman shu iymonim yana kuchayib ketsinchi deb ya'ni hosil bo'lsin deb Hazrat Jabroil Ibrohim alayhissalomga boyagi ruhga ishonchini kuchaytiryapti ruhga degan ishonch kuchaysin deb to'rtta qushni parchalab boyagi qiymalab misolab ketib o'tkazadi endi to'rtta tog'ni ustiga qo'y dedi chaqir desa hammasi chaqirsa boyagi tuqlar tirilib keladi go'sht go'shtlariga boshqa bitilib hammasi tirilib keladi endi alloh taolo Ibrohim alayhissalom ruhning qudratini ko'rsatib o'zining qo'li bilan ruhni tiriltiryapti tiriltirib berganicha endi bu narsa Ibrohim alayhissalomni ishonchi ruhga bo'lgan ishonchi nurini buvvatga bo'lgan ishonchini boyagi payg'ambarlik quvvatiga bo'lgan ishonchlarini kuchaytiryapti yana kuchaytirib boyagi da'vatlar nima qilgandan keyin Namrud podsho o'tga tashlamoqchi bo'ladi endi endi olamning sultoni Ibrohim alayhissalom o'tni ham o'zi yaratyapti suvni ham o'zi yaratdi alloh taolo shu qulini shu olamning podshosini Ibrohim alayhissalom qilib qo'ydi deyildi manchalikqa ot endi o't turgan tushgan joy o't gulzor bo'lib bog' boston bo'lib yumshaq borib shu qoldi endi o'g'lini boyagi pichoq kesgan vaqtda kesmaydi dedi shunga o'xshash endi o'tga amir qilib o't ham ollohni maxluq biz aytganda bir tarafi qor bir tarafi o'tdan farishtalar bo'lar ekan ular hammasi xudoni yaratgan maxluq xudoni yaratgan maxluqi bo'lgan ekan albatta o'sha odam otani yaratishdan boshlab o'sha hammasini egasini bitta payg'ambarga taslim qilib qo'ygan payg'ambarim aytganini qiladi chiqib ketolmaydi o'shalarni qo'li bilan yaratildi shuning uchun alloh taolo o'tni ko'rsatib o'sha o'tga sig'inadigan butga sig'inadigan kofirlarni hammasiga atayin bir namoyish bo'lsin ular hammasi ko'zlari bilan ko'rsin deb hatto o'tni yig'ib unga tashlaydi o't yonmaydi ana yondirolmaydi yana atrofini hammasi gulzor bo'lib o'tning issig'i unga ta'sir qilmaydi ya'ni jahannamni ichida azob farishtalari bor farishta o't unga umuman ta'sir qilmaydi alloh unga uni yopib qo'ygan shiqilib ta'sir qilmaydi endi shunday bir qudratni ko'rsatyaptida endi alloh taolo o'shanchon ko'rsatish kerak bo'ladi ashana payg'ambarlardan o'tib o'tib Muso alayhissalomga keldi Muso alayhissalom boya hassasini qudrati bilan ko'rsatib hassa bilan mo'jizalar ko'rsatdi dengizni yordi ish qilib qudrati o'sha ruhul qudusning nur nubuvvatning qudratlarini tanityapti ruhni tanityapti shular bilan birga
Ve Peygamber seni yapıyordu. Onun ruh kudusu diyor. Ruhul kudusu tanıma yapmış şimdi. Gelip yani Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi indi. Vah! Şimdi İsmail Aleyhisselam peygamberlik geldi. Ondan gün bayağı Ruhul Kudus Sağ Aleyhisselam avlatlarına açıp gitti. Yani bayağı peygamberimizin ataları, kendi avlatları, katta uluyorlar, yaşlı adamlar bugün bana bayağı peygamberimizin bu vakti yaşlarını tura vurdu. İçi de yaşlarını tura vurdu. Cüla hem zahır bak gitmedi. Bayağı bütün hem başka her din, her dinler yaşanı yapamaz ama tabları geçen bayağı bir bütün dinin küçüğünü kurset olmadı. Allah'tanımız da oldu, babamız da oldu. Ondan ki yine de peygamberimiz geldi. O peygamberimiz gelirken peygamberimiz de şimdi oğlunun bu adı kuvveti yani kıyıttetten açıldı. Yani. Kuvveti köşeli açıldı. Yani. Allah'ın ister bir yerde başarılı o peygamberlik birdi. Yani. Peygamberlerin birdi. Yani. Peygamberlik geldi değil de ben yani bayağı 300 olmuş bütkü sıkıntıdan Araplar ve cinli Arap içeri peygamberimiz gelip yendi. Yani. Ben Allah peygamber kılıyım vardı dedi. İşandı mı onlar? İşangeni yok. Sekin açta yerine peygamberimizin karşı burada düşman burada başladı. Ruhul Kudus hali küçüke yege bıyamaz. O peygamberin nuru da peygamberin özü de yedi. O peygamberimiz özü de. İşangenden ki sahabalar gitsin. Sekin açta işancı burada gip karamat mucizelerini kursatıp başladı yani. Ondan ki peygamberimiz öldüremiz diye şu hareket kılıldı. Öldürülmedi yani Allah tabi olarak da. Bu şimdi oradaki Hazreti Ali yattı da bu şimdi Medine'ye bağlı yerleşti. Medine'ye bağlı yerleşti. Ruhul Kudüs sekin hastalık ile kuşayı bir anda sayısı kuşayı. Armiye geyip oldu, kural geyip oldu. Şimdi asker geyip oldu yani. Bu gazat kıla başladı. Bu atraflar hepsi Müslüman kıla başladı. Şimdi bu yerde bizler o şey, Ruhul Kudus kanday kılıp yokluk derecesi geçip giderken onu kanday kılıp yeni kuvvet dereceye götürülüş mümkün eken de gene biz tarihte görüp durup biz var. Şimdi tarihte şunu kursatçı geliyor bu kalıyor. Yani peygamberimizden keyin Hazreti bu peygamberimizin nüshası bulgan Hazreti Ebu Bakır'sı aynı şu narsalarda kursattı. Peygamber Hazreti Ebu Bakır'sı mırsatlar payda buldu. Ya bu oldu peygamber kettin kovutu küştü deyip şeytan karab oturadı mı? Zaman bu oldu öldü yani kettin ruhu öldü deyip oylaydı dedi. Lekin Hazreti Peygamberimiz ulan hem basını aldın alıp ruhun yattı. Halife kalıp siyasi kuvvetke eğlendirip koygan idi. Hazreti Ebu Bakır Sıddık şu siyasi kuvvetinin ruhani siyasi kuvvetinin hem evliya hem oğlum hem sahaba hem peygamberimizin miras kuvvetu hem peygamberimizin dosu bulgen ki ver haybat buna nara kuvvet ve murtadlan hem biz kayıtetten din kekirdi yok bu gitti. Şeytanlar kaçıp gitti yani. Onu gördü yani. Hazret Umar kegen vakti Hazret Umar radiyallahu anh Allah tabi o şey dünyanın yani o şey ruhu kuvvet yani fakat yani Arap yarım aralı demez. Dün dünyaya haybetinin tesirini, kuvvetini, nurunu korsatadığından bir nurunu bu vatka eylenip gitti. Bütün dünya geldi. Korsatıcı da katta bir İslami bir halife meydana geldi. Onunla karşı buladığından güç kalmaz. Karşı buladığından bayağı. Kisra bundan bayağı. Vizantin İmperiyası, Rum patçaları, hepsi öyle. Öldü. Bu bitti. Şimdi aşağı halat geldi. Ondan ki Hazreti Osman köpüğümüzde geldi. Bu kişi Mir, Muhabbet ve Kur'an'ın Ali Cenab-ı'nı kılsatıp bir Hazreti Ayla'ya geldi. Hazreti Ayla geldi. Hem ilmi, tarikatı, hem kuvveti, hem kuşta, o şey ruhal kuvvetinin küçük adaya geldiğini kılsatıp namaz kılıp gitti. Ondan birilerimiz ötüp gitti. O zahmet o şey ahir zaman bunu. Ruhul Kudus hiç kısım tırmıyor. Çünkü her bir insanın yanında hocam. Ruhul Kudus can deyip namaz yaptırdı. O kadar Ruhul Kudus'a koşulanmadan ve nitral halatını can deyirken bize. O nitral halatı nefske kırıp getirip nefske gitse o nefske eylerim. Şeytan eylerim giderken. Onun Ruhul Kudus'a koşu varsa yani o bir kuvvet kuşu. İlahi kuvvetle eylem keserken yani. Şimdi en can devlet adam. Can yani bu insandaki o şey. Ruhul Kudus'un nitral halatı deyip can eylem. Gelip hani yani de
Aziz Novayi pirimiz, yani özünün pirleri olgan Ferdinandlar pirimiz de Yusuflar yetip geldi. Aytib geldi de, yani o şey Ferdinandlar pirimiz de Yusuflar yetip geldi. Yani bette bizler evet yetkendik. Aziz Novayi pirimiz dinde, dinin mahiyetini, dinin maneviyatını, ruhaniyatını adabiyyatla ko'rsatishlikda Ferdinandlar pirlarimizga Alloh taolada bergan shundan endi Alisher Navoiy pirimiz bilan endi uni o'ziga kasb qilib o'ziga olib Alisher Navoiy pirimizga shuni tavajjuh qildida o'shani endi turkiy tilida arab fosiy tillarda emas endi turkiy tilida arab tilida endi ajoyib narsa bo'ladi Qur'on va hadis endi bundan o'sha duo qudusni ko'rsatib bergan lekin u judayam darajasi yuksak bo'lganligi uchun undan arab oyatlarni o'qiganlar uni ana shu narsani qiladi o'zlarining odobsizligidan o'zlarining maqomlari idroklari juda ham pastligidan oyat hadisda hammasi oyat hadisda turibdi ammo undan oladigan sizda qobiliyat yo'q 4-5 yashar bola Qur'on o'qigan undan nima ola biladi xuddi shunga o'xshaydi odamzodning ong darajasi moddiy idrokka tushib ketdi 4 yashar 5 yashar bolani o'yinchoqqa ishqboz bolani maqomiga tushib qoldi endi undan joyda hech narsa olgani yo'q umuman hech narsa olayotganini ham ko'rayotganimiz yo'q umuman ular hayvon nafsini shayton nafsidan chiqib ketolmayotganini ham ko'rayotganimiz yo'q endi o'sha narsani ko'rsatish uchun Alisher Navoiy pirimiz ayni dinning mohiyatini daftari soniy qur'onning ikkinchi nusxasi qilib ma'naviyatning nusxasi qilib adabiyot bilan yetkazyapti u nafaqat arab tilida nafaqat u boyagi forsiy tilida u turkiy tilida ham biz ana shu nusxasini ko'rishimiz mumkin ekanligini ruhul qudus shuni dalillab shuni ko'rsatib mana shunaqa qilib beryapti ana shu narsani biz mana Alisher Navoiy pirimizning shu kitoblari qush tilidan shuni ko'ryapmiz endi bizga shu narsa ko'rinyapti shuning uchun biz endi shu narsani yetkazishlikka harakat qilyapmiz biz shu narsani ko'ryapmiz endi bu ham bir me'roj bu me'rojdan bir holat ma'naviyat olamiga me'roj deb tushunamiz mana shu narsani har ne gardun bah ilida ila konda bor oncha yuz attor do'konda bor bahrida anjumdan o'lmish zebufar har kecha dur yanglib o'lmish jilvagar konning yoquti shom ulg'on shafaq subh anvor sori andoqum falak olijanoblik egasi va pokirlik qiblasi shayx Fariddin Attor Alloh o'zining ruhlarini izgulikka buyursin izgulikka buyursin sirlari muqaddasin mahdu sana aytmoq va o'z o'tinchini bayon qilmoq shu sallallohu alayhi vasallam o'ziga boyagi aytgan bizlar endi nimalarimiz tarixda bir qaytadan nimada tarixda boshlardan aytib o'tib qo'yyapmizki payg'ambarimiz kelishligi shu qaytadan ruhoniyatga qo'shishlik sahobalarni hammasini ruhoniyatga qo'shib yubordi hazrati qo'shishlik ham ollohdan fayzlar olib kelishlik ham xudo joyi xudo izlaydiganlar xudoni oshiqlar ozo deganlarni qaytadan o'sha ruhoniyat olamga qo'shilib payg'ambarimiz xizmatlari bo'lsa ashu xizmatni payg'ambarimizdan keyin ya'ni valiylarim avliyolarimizga xizmat qildi va Alisher Navoiy pirimiz alaattor pirlarimiz Jaloliddin Rumiy pirlarimiz bu kishilar endi shuni ham adabiyot bilan tushuntirib berishlik o'sha ma'naviyatni adabiy so'z bilan boyagi chiroyli so'zlar bilan qalblarni titratib yumshatadigan so'zlar bilan ifoda qilishlikgacha buni hammasi
ruhoniyatning ham mo'jizalari ham karomatlari edi. Oliy janoblik shundan ko'rsatyapmiz. Endi shuni o'zlarining pirlari bo'lgan zotdan shu narsani ko'rib aytyaptilar. Olamdagi barcha dengiz va konlarga nimaki bor bo'lsa, yuzlab o'shancha narsalar attor konda mavjuddir. Bu ani juda ham endi oddiy inson bo'lsa juda mubolag'a qilibdida, buni juda mubolag'a qilibdida. Chunki haqiqatdan mana shu narsalar bor ekanligini, insonda undan ham ziyoda narsa bor ekanligiga o'zlari ishonmaydi, o'zlari ishonmaydi. Judayam boyagi uni nima qilibdida, boyagi maqtov qo'yibdi, juda mubolag'a ko'rsatibdida deydi. Azizim, azizim, insonning qalbi Cüneyt Bağlaydı etken şimdi bir kimlik ululuk keyserdik. Arş kurşunu taşıyken vaktinizde dengizge bir durmuklayın dağını taşıyken de yol olup gider diye kalmasa insanın kalbi de, her bir insanın kalbi de bana şey siz görüyorken yer, yıldız, milyardlayan galaktika de alımlar etiyetken basa şunun milyon milyonunu yaratabilirsiniz. Sizning qalbingizda shu million millionni yaratiladi. Osmon yer kursining oldida dengizdan dengizga tashlangan bir dona bug'doy. Kursi arshining oldiga dengizga tashlangan bir bug'doy. U endi boyaga Allohning sifatlarini oldiga dengizda tashlangan bir bug'doy payg'ambar nurini oldi. Biz o'zimizdagi gavharni, o'zimizdagi dengizni, o'zimizdagi shu ma'naviyatning cheksizligini tushunmaymiz. Chunki biz qalbimiz Allohning oynasi ekanligini tushunmaymiz. Mo'min mo'minning oynasidir. Allohning oynasi ekanligini tushunmaymiz. Alloh osmon yer men sig'mayman, mo'minning qalbiga sig'man. Alloh taboraka taoloning butun jamolini o'ziga sig'diradigan Alloh seni osmon yering bilan minglaganing haqiqat nima yo'q bo'lib ketadigan narsa ular. Yo bu kitobda narsa chunki Alloh insonning qalbini o'zimga o'xshab yaratdim degan so'z hadis bu. Haqiqatmas haq. Inson mukarram qildim, men insonni xalifa qildim degan oyatlarni hammasi haq so'zlar. Men Alisher Navoiy pirimiz o'zining pirlarida o'sha olamdagi mana shu yer yuzida olamda barcha dengiz u konlarda nima narsa bo'lsa, qanday bir Alloh taoloning sir asrorlari, xazinalari cheksiz 100 milliard kilotga sindan jasarga 100 milliard qilinga qanday foizlar berayotgan bo'lsa, dengizi olamga Alloh taolo qancha foizlar beradigan bo'lsa, o'sha narsalarning yuzlab o'shancha narsalar attor pirimning do'konida mavjuddir. O'sha narsani ko'ryapti. Alisher Navoiy pirimiz pirlarining ruhoniyatida, ruhoniyati pirlarining ruhoniyati Allohning xazinasini ko'ryapti. Payg'ambarimizning nurining xazinasini ko'ryapti. Arshning xazinasini ko'ryapti, kursining xazinasini ko'ryapti. Allohga iymon keltirdi, payg'ambarga iymon keltirdi deb qo'yamiz, nima ekanligini tushunmaymiz. U pirimizniku, pirlarniku, hozir endi umuman pirdi, endi bir kerakgan u desa bu pir endi bir savodsiz bir so'pi Alloh Alloh deb qo'ysa bir kichkina bir mushoidalar, karomatlar ko'p ko'rgan odam bir kichkina hech narsa e'tibor yo'q degan bir juda ham bir e'tiborsiz holatda qo'yamiz-da endi. Pirning kim ekanligini tushuntiryapmiz. Allohning qaznasida. Payg'ambarimiz xazinasida, xazinasida, farishtalarning xazinasida, olamda qancha bo'lar bo'lmasa, shularning hammasi mana pirimning olamida bir tomchigina narsa. Pirining shunchalik xazinasini ko'rib turibdi endi, arshi kursini hammasi. Pirining xazinasida ko'rib turibdi endi.
Biz ana shu narsani ko'rishimiz kerak. Va ana shu narsaga biz ishonishimiz kerak. Sen oyat hadislarni o'qib shu narsani tushuna bilasanmisan? Tushunmaysan. Nima tushunmaysan? Ramazon Alloh taolo aytgan, "Va ma'akum." Men senlar bilan bo'laman degan so'z shudur. Nahnu aqrabu ilayk min hablil varid. Sizlarga bo'yin tomirlaringizdan ham yaqinmiz. Men sizlarni ichimdaman, yuzimdaman, qalbimdaman. Sen nimaga meni ko'rmaysan? Payg'ambar Alloh turgan payg'ambarimiz aniq shuni chiroyli. Qarshi ko'rsatgan shuni chiroyli. Alloh yaratgan narsalarni Allah o'zi yakka o'zi bo'ladi. Dunyodan biz tashqari chiqib ketmaydik-ku. Alloh ma'lum degani Alloh yaratgan narsalarni men birga seni ichimda turibdi. Shamsin. Yahib bo'lmi yahib buni? Alloh do'st ko'rasizlar, Allohni do'st ko'rasizlar. Allohni do'st ko'rishlik Allohdan keladi senga. Mehnat, muhabbat Allohdan keladi. La kudr kulabsar. Vahyudr kulabsar. Sizlarning on parasatlarimizning idroki yo'q. Idrok qilolmaydi hech narsa. Allohning idroki bilan ko'rasizlar sizlar bu narsani. Shuning uchun biz aytamiz. Şeriat, tarifat, marifat, mekanın şuna zemsem oldu. Şu misin? Bu yeni şeriatın yukarı bir nazede koyacaksın. Bizim şeriatın bitti burası. Şeriat, tarifat, marifat dediğin hakikat dediğin söz manası bu idrak. Allah'ın vergen idrak. Sizin şeriatı böyle bir türlü şey bulan. İdrak edip kalıp kurtuşsa. Hiç nasıl kurum yapsa ondan. Tariqatga kirganda idrokni yana bir yigitlik darajasiga ismazam darajasiga ko'tarib ruhoniy idroklarimdan qolasan. Ma'rifatga borgan payg'ambarlik idrok bilan ko'rasan. Haqiqatga mo'l ilohiy idrok bilan ko'rasan. La tudrikul absar va yudrikul absar. Sizlarning ko'zlaringiz idroklaringiz hech narsa ko'rmaysiz. Siz Allohning idroki bilan ko'rasizlar degan so'zda sizlarda ilohiy idrok bor ekanligini Alloh isbotlab beryapti. Ilohiy idrok senda turgandan keyin payg'ambarlik bo'ladi. Albatta turadi. Albatta ruhoniy idrok o'ta turish kerak bo'ladi. Bu sen endi hozir mana dunyoga kelgandan keyin moddiy idrok bilan ko'rayotganing aqling yetmayapti. Bu idrok ekanini tushunmayapti. Sen shu moddiy idrokni ko'rish, eshitish til, quloq, burun, his, qo'l va aqling bilan va axborot bilan bu moddiy idroking bor. Sen shu idrokdan boshqa yana bir idroklaring bor desa, shunga ishonmaysan deyapti. O'zingning idrokingni o'zing kechirasan bo'ltalab. Shuning ana shu xazinalar deb Alloh maqtab berimizdan shu noyib yerimiz ko'rib turibdi shu narsani ko'rib aytyapti. Bu mubolag'a emas bu. O'sha aytilayotgan narsa bor narsaning bir tomchisinigina bizlar bitta so'z bilan ifoda qilib qo'ya qoldi endi. Bir tomchisini ifoda qilib qo'ydi endi. Uning ma'nolar dengizidagi durlar xuddi kechasi juda kechasi jilva qilayotgan yulduzlarga o'xshaydi. Ana yetdi. Uning ma'nolar dengizidagi durlar xuddi kechasi jilva qilayotgan yulduzlarga o'xshaydi. Demak, bu betta biz adabiyotda Allohning kalomining ma'naviyatlarini ko'ryapmiz. Bu daftari soni bo'lib keladi dedi bizlarga. Daftar soni ochsin ma'no deb jalozim bo'lmaydi birimiz. Bu Qur'on emas. Ammo orasidagi Qur'ondir. Qur'onning ma'naviyatini ochib beradi. Sizlar Qur'onni o'qiganingizda mana shu masnaviyning ichidagi so'zlarni tushunmaysan. Hammasi Qur'onning ichida turibdi bu. Bu oyat hadisning ichida turgan narsa shu. Sen u Qur'on oyatingni o'qiyaverma, shu onlarning ichidagi bo'layotgan ulug' valiylarimiz, avliyolarimiz, mana shuni mujtahidlarimiz
Onun içindeki bu letkin gavharlarda, sır esrarlar, maneviyatta hem de okup koyuyor. Sen gözün açılardı sen. Gözün açılsın sen. Sen ona edebiyatı sen ne bu ya? Şairlerin özlerinin vasvasası demeken sen herhalde. Sen Kur'an'da okup katılıp koyuyor yoksan senin. Ona bir maneviyatı alamaysan. Ona bir kuvvet alamaysan. Küçün yetmeydi. Hani ayet dedim balı çıkan ki küçük yetmeydi sen. Vallahi sen balı çıkan küçük yetmeydi. Etrafındaki böyle küçedeki, mahallendeki, meçidindeki bir dağdan ki küçük yetişiyor adam dursa. Balı çıkan ki küçük yetmeydi senin. Sen dokun şun içerisin. Hayvansız. Dokun ne oldu üstü de? İblis Deccal dokun duruptu. Onun iki doktuyum. Sen çıkıp gitmeysen senin için. Hazırki siyasi güçler ağlarında sen bundan yoksun yani. Müslümanlar burası maskara basın hazır vakti. Çünkü karikatör yıkıldı. Fakat Peygamberimizden başka Müslümanların hemen karikatör yıkıldı. Yani. Çünkü duhumuz yok. Üçümüz yok. Şimdi, Amerika'yı burada taş atıp koysan bu oldu sen bayağı embargo diyelim. Sen yani, ne kılıp ne dedi o kadar? Nimalarda? O zaman avukat babalar nimalar keler o nesem tüs koyadı. Ne dedi? Ne dedi? Bankrot. Bankrot. Bir babada iş kılıp. Siyasi nesiller kılıp. Özün şeyini hocayınlık kılıp. Dünya kalması. Bana şu halat. Bana şu halatlar hem mesela insan öz kolumunu yırttı. Hayat Peygamberimiz öz kolumla kandayı halife alıp ağlamı yaratıp bana sahabalar koluyor, üşetip koy gene diye ki bana bizler gözümüz yarattınız. Yine o aldın ki peygamberler şu ruhaniyetlerini, ümmetleri bir himmetli kılıp koldan ketkizip koy gene Hazreti Ali'den keynem yani böyle ketkizip koy. Yaşı peygamberimizden mucizeti ki şu milyar min yıl üflenip durdu peygamberimizin mucizesi buna. Uçur bir büyük olmadı ama adabiyat kaldı, başkalar kaldı, manavlar kaldı, pirlerimiz kaldı. Şıkıl devam edip geliyordu. Allah'a evet. Şükür kılışımız gerek. Çünkü Hazreti Pirimiz şu Özbekistan'da bağır bulgenliğe şükür. Allah'ın nurunu üşaptırdı. Peygamberimizin nurunu üşaptırdı. Ruhaniyet ruhul kudusunun ruhunu kuvvetini üşaptırdı. Yani kim geberse birini her gün özünü himmeti yarışıyor, şunu alabildi. Buradaların, müritlerine hımbası. Şimdi şunun bir tanesi biz mi sevdi? Manalar, dengizler, durlar, huddu keçesi cilve kılıyatken yıldızlarda okşadı hakikaten. Şu maneviyatı en fazla biliyordu olan atadan. Peygamberimizden kirletken maneviyat, peygamberlerde maneviyatın hemmesi. Kişi de az gene bir 5 minit içeren şularına aksi bitti kendi. Şu maneviyat yani kıyamet günü geçer. Ta iman kiltiremiz, İmam Mehdi Pirimiz çıkıp oşa halifalıkta kıyıttetten peygamberimiz koyuyan, çahırıyla koyuyan halifalıkta kıyıttetten dikileydi. Vallahi o iman kiltiren için Allah'ın nasıl sattıklarını. Çünkü Allah var. Allah var. O malin bu mesleği mümkünmez. O elbette bu oladı. Çünkü Allah'ın özü yetti. Başkar yetken Allah'ın özü çünkü. Konulardaki yakutları ise keçki peyitteki şefakka belki tam peyitteki indi yayılıp geliyetken kuyuş nurlarına manandı. Bu konulardaki, o sözlerdeki buluyetken maneviyatının nurları, yokutlar, keçeleri, şefakka, yıldızlar yok şeydi. Tan atıyorken kuyuş yandırıp geliyetken nurlarına yok şeydi. Hakikaten o şu maksat şuydu. Maksat şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başladı. Peygamberlik olup geldi. Şunu kıyas çıktı, cüle hem tepeye kurtarıldı. Yani o kayıtıp, düşüp geliyordu. Öyle ki onun şefakı, yani pirlerimiz onun için şefaklarını boşaltıp geliyordu.
yıldızının çıkışını ko'rsatib beryapti, kunning chiqayotgan shafaqini ko'rsatib beryapti, kun botayotgandagi bo'layotgan qizillik va yorug'liklarni ko'rsatyapti, yulduzlarni ko'rsatyapti. Bu ma'naviy so'zlar edi. Shu ma'naviyatning holatlarini ko'ryapmiz. Ma'naviy holatlar ana shunaqa. Chunki ma'naviy holatlarim shunaqa dedi. Ma'naviy holatlarimiz kechagi revolyutsiyaning ilgari bo'layotgan podshalar davridagi bo'layotgan islom holatlari qanday edi? Islom holati u deyman yaxshi bo'lgan bilan ruhoniyat, ma'naviyat juda ham so'zdir. Shuning uchun bizlar Moskva oldirib qo'ydik o'sha ma'naviyatimiz. Shariat islom shayimiz boyagi shayxlar islom olimlarimiz madrasalarimiz ishlab turibdi-yu ma'naviyat quvvati yo'q. Ma'naviyatdan quvvati yo'q. Chunki ma'naviyatdan quvvati yo'q. Pochalib turishamiz yo uchta xonlik, Qo'qon xonligi, Buxoro xonligi, Xorazm xonligi, Xiva xonligi degan xonliklar turibdi. Ashinlarni ham ushalmaymiz. Tong poytagi eng yoyilib kelayotgan quyosh nuriga monand ana shu ruhoniyatning quvvatlari shu. Bu yerda shu ma'naviyatda aytyapti, ma'naviyatning quvvatlari. Shu ma'naviyatning quvvatlarini bizlar pashayib, kuchayib ketayotganini ko'rdik. O'sha voyaga yetganda Qo'qon xonligi, Xorazm xonligi, Buxoro xonligi. Hammasi musulmonlar. Shu ma'naviyati yo'q bo'lganligi uchun bosh qo'shilmaydi. Ma'naviyat yo'q bo'lganda o'zlarining boyagi o'zlarining xonliklarini, o'zlarining moddiy podshaliklarini nimadan qo'rqadi? Bordida bir boshlab qo'shilgan bitta musulmonni qo'yib boshlab qo'shilib bitta bo'lardi. Bordida to'rtalasi ham borib o'rs qo'liga o'xshatib qo'ydi. Bir-biridan qizg'anib borib o'rs qo'liga o'xshatib qo'ydi. Nima degan odamzod ahmoq bo'ladi. Hozir ham shunaqa. Hozir ham islom odam boshqa qo'shilolmaydi. O'zlarini pochalikdan qizg'anib qoladi, pochalik bo'ladimi, ammo u qo'shilsa endi shu musulmon pocha bo'ladi-ku, hammasini bir o'rnida endi. Bordida Amerika ham yomonni bittasiga o'xshatib qo'yadi, endi mana ahmoq bo'lib yuribdi mana. Ma'naviyatning yo'qligidan bu. Ma'naviyatning keragi, ma'naviyat eng kerakli narsa ma'naviyat kerak ekanligini na mullam tushunadi, ne olimam tushunadi, ne siyosatchi tushunadi, siyosatchi tushunadi bu narsani. Qonning yoqati shom olg'on shafaq subh anvor sari andoqum falaq. Ulgavar yuqqum xavodish toshidir. Singuvcha andin zobunlar boshidir. Bu birin yoqut yuqqum qon degil. Olam ahli qatlidan oqqon degil. Uldokon shahrxin sharxin qalay emdir ramaq. Garchi avsofida ojizdir qalam. Odam tabini jahl aylib dalil. Har yomon axloqdan qilsa alil. Bulg'ol zoil har andoq illat bu do'kon ichra muhayyo sharbat. Hay. Ularni sen duru gavhar dema. Balki hodisalarning tog'ishi degil. Bu toshlardan zaif notamonlar boshi yorilgusidir. Ularni yoqus ham dema, balki olam ahli qatlidan oqqan qonlar deb atagin. Juda ham chiroyli gapshib qilyaptilar bunga. Ularni sen duruvga o'qar dema.
bu maneviyatlarını doldurmaz o. Bu maneviyatlar muhtemez o. Bu maneviyatlar doğru kavgarların neonu yaratıcı. Bu cennetteki doğru kavgarları yaratılan kuvvettir bu. Cennette yaratılan ağlanı yaratılan kuvvettir. Doğru kavgarlı maneviyattır o. O asli cevhardır o. Cevharın asli şudur. Allah yaratken cevhar, ruhaniyetinin cevharı, arşının cevharı o. Peygamber nurunun cevharıdır o. Bu cevharlardan cennetler yaratılan cevharlar. Fakat meneş, o maneviyat o. Peygamberimiz özü ayet hadisi böyle onun maneviyatını umumun bizler itibarlı olmaya koyuyoruz. Onun maneviyatı da ki. Kuvvettir, maneviyatın kuvvetini geç var ya. Çünkü hocam, maneviyat kuvvetleri ve İbrahim Aleyhisselam namaz diye kıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam maneviyat kuvvetini küçeytir. Halifelik siyasi kuvvetke ilendirir. Bütün dünyanın egelledi. Afsus bize afsus enç kuvvetini, maneviyat kuvvetinin gücünü üçüncülükke himmetimiz yetmeydi. Ferasatımız yetmeydi. Maddi idrakten çıkıp keçilemeyizsin sen. Maddi üçüncüden çıkıp ruhani idrakke kirolmeyizsin. Ne fakat bayağı ilahi idrakı, peygamberin ilahi yuvarlar dursun. Ruhani idrak ervak deken de Mehmet'te minlegen askerler payda vücutta keltirip koyacağın kuvvetin yok sen. Dokun diye kuvvetlik biz. Yolumuz yok kuvvetlik. Her şeyden ayıp yerimiz kandayı bana. Şimdirip bir yer bizler ki. Gevkar deme o maddi dünyanın gevkar deme. Belki hadiseler taşı değil. Belki bütün hadiselerinin gevkar yaratadığının gevkar deme. Bütün kuvvetlerde yaratadığın taş gavhar deyip, bütün küçülerinin, Allah'ın ilahi küçülerini alan bir keltiradığın küç deyip işin görüyorsun. Şunuz mu? Kandı çırağıyla nakil yaptı. Bu taşlardan zayıfı natamalılar başı yarılgısı da olur. Bu taşlardan, ayıf. Bu maddi alamdaki adamlar, maddi alamdaki buluyordukken bana şu atın bombam yetti, bana bu dünyadaki hemen terakiyatların o gavharların ağzı da zayıf natavanlardır. Başları yarılgısıdırlar. Dünyanın hemen küçüğü ruhani küçüğünün ağzı da zayıf bu kalırdı. Zayıf bu kalırdı. Yok bu kalırdı. Mana shu hozir taraqqiyotingiz plus minusni olib tursangiz, svetdan svet o'chirib qo'ysa bo'ladi. Allohu akbar, tamom bo'ldi. Mana shu plus minus ishlab turgan shu nurni bo'yicha ishlab turibdi. Demak, qutulib olsin. Olib qo'ysa bo'ldi. Bitti. Zayıf, ojiz. Ne samolyotun uçadı, ne kemen yuradı, ne olmuş kılasan, onun için ruhun yok. Şüncelik korku kop kalasın. Beçer olup kalasın sen. Bunların yoku da hem deme. Belki alem ahli katleden akan kanlar deyip ategin. Belki alem ahli katleden akan kanlar demedim. Belki dünyada uçup gitken ervahlarının kanlardan kasıl bulgen kuvvetler demedi. Ervahtı kuvveti demedi ki diyettiler de. Allah'a şükür. Onu yoktu hem deme. Belki alam ehli
qatlidan oqqan qonlar deb atagan. Valilarning, avliyolarning ruhoniyatdan kelayotgan quvvat deb bilgin. Qonlar deb tushunyapti. Uni ham o'sha qon deb tushunishimiz kerak emas, albatta. Ana shunda shu bayaga arvoh qo'llasin. Arvohlar qo'llasin. Pirlar madad bersin, ruhoniyatlar qo'llasin degan bu xalqdan orasidagi bo'layotgan so'zda ana shu Alisher Navoiy pirimiz shu bilan laylab beryapti. U gavhar yo'q, havodis toshidir. U gavhar emas. Olamlarning xodilarini yaratadigan javhardir. Xodishalarni chiqaradigan quvvatdir. Kuchdir u, toshdir. Sig'unchi onun zamonlar boshidir. Sig'unchi onun zamonlar boshidir. Qancha u quvvatlardan zaiflarning boshlari sinadi. Zamonlar boshidir. U bir yoqut yo'qkim qon degil bu bir yoqut emas u. Avliyolarning ruhoniyati chiqayotgan qon deb olam ahli qatlidan oqqan degil bu olamning ahlidan chiqayotgan jon dunyosining ruhoniyatining quvvati deb bilgin. Shuni ruhoniyatning quvvati deb bilgin. Shunday deb tushunish kerak bo'ldi. Shuni bularni shunday deb tushunish kerak u. Modiy narsalarni aytayotgan yo'qda. Shuning uchun sen o'lding. Shuning uchun biz aytamiz. Buni endi O'zbekiston masalan xalqi bor. Ular endi bir mamlakat bo'lishni iroda xohladi. Shunda hammasi o'zining ruhoniyatlarini yig'ib majlis qildi-da, bitta o'g'longa sen podsha bo'lasan deb o'shanga o'zining podshaligini sayladilar. Shunda har bir inson o'zining ruhoniyatining quvvatini anonga qo'shdi. Undan podshalik vakolati, podshalik quvvati paydo bo'ldi. Unga podsha ega bo'ldi. O'zbekistonning hamma boyligi askari endi shunga bo'ysunadi. Man zo'r ekanman deb tushunadi endi. U shu xalqning qonidan, quvvatidan olayotgan kuchiganligini tushunmaydi. Bitta zo'r podsha keladi, uni va yengib olishligim, bosib olishligim mumkin bo'ldi, ketdi, Allohu akbar. O'sha quvvat yo'q bo'lib ketdi. Ruhoniyat keyin xalqni o'ziga tarqab ketadi. Ana uni hech qanday kuchi ham bo'lmaydi, so'zi ham boshqasi ham bo'lmaydi. Xuddi shunaqa narsa bo'yapti. Shuning bu ruhoniy quvvat. Uni endi musulmonlarning shunday qonga yig'ildi-da, endi quvvatga aylandi. Payg'ambarimiz qanday qilib uni aylantirib, kuchga aylantirdi. Hazrat Umar onamning quvvatiga aylantirib, xalifalikka. Hazrat Ali qatldan keyin ular kichkina-kichkina yo'q bo'lib ketdi. Endi boyagi vayridinlar egalik qilib qoldi endi. Qarg'alar ega bo'lib qoldi bu diyorlarga. Xuddi shunaqa narsa bu quvvat. Sizlar ana shu quvvatni ko'rdingiz. U quvvat sen Qur'onni o'qib yuborganing bilan, arab tilini bilganing bilan qaytib kelmaydi u narsa. O'tgani sen Qur'on hadis o'qiganing bilan boyagi sen nafsingni yengolmay tursan. Dajjol nafsingni yengolmay tursan. U kuchi yetmaydi uning oldida. Chunki u yengolmay turganda o'ziga yengan taqdirda deb Ruhul Qudusning bor ekanligiga ishontirmayapsan. Ruhoniyat bor ekan, arvohning bor ekan, arvohdan quvvat kelajagini bu nuru nubuvvatning nomlari ekanligini sen tushunmay tursan bu. Payg'ambarimizdan kelgan nuru nubuvvatning quvvatining nomlari ekanligini, Ruhi Qudusning nomi ekanligini sen tushunmay tursan bitta. Ul do'kon sharhini qilay endi raqam. Garchi afsohiga ojiz deb qalam. U do'konning sharhini bu ruhoniy Ruhul Quddusning olamini men sharh qilib beray. Sizga garchi afsohda uni sifatlab berish bu qalam insonning aqli ojizlik qiladi. Odam tabini jahl aylib zalil, chunki odamning tabini jaholat xorlab qo'ydi.
Cəhalət ayağı sıxıb döşədi. Adamın təbiətini, adamın ruhani təbiətini cahillik ayağı sıxıldı. Hər zaman əxlaqdan qılsa əlir, hər yaman əxlaqdan qılsa əlir, hər bir yaman əxlaqda özgə illət qoldu. Bolğal zayıla hər andaq illət. Bu illətlər zayıl olardı. Bu dükkan içirə mühayyə şərbəti. Bu dükkan içirə əşənin şifabax şərbəti mühayyədir. Səndər, müşku, əmru, zəfəran. Təb-i cəhildən çarasın zəfəran. Şülər səndər, müşk, əmbər, zəfəran. Təb, təbiyyət cəhildən çarasır zəfəran bular. Əşələrin təbiyyətlərindən insan bular başlanır. Qarçı vəsfini əyitişdə qələm acızlıq qıladı. İndi onun dökanı onun dökanları şərqli. Əgər adam təbi cəhalət təqlib təxlib etib, məqlub etib, cəhalət məqlub etib, onunla hər xil yaman əxlaqsızlar payda olsa, bu dükkanda bunday illətlər davası üçün türlü şərbətlər mövcuddur. Bundaki səndəl, müşk, əmbar, zafaran kəbi dar varlar kişi təbini cəhalətdən davalıydı. Fəzli boğuna yetişdirgən qulab və xuşboy müşklərin hər birləri təbiyyə 100% ümit hasıl qıladı. Onlar ümit hasıl qıladı. Yəni, aşı ruhaniyyətinin qovatlarına ehtiyabdır. Əgər adam təbini cəhalət məğlub etib, onda hər xil yaman əxlaqsızlar payda olsa, bu dükkanda bunda illətlərində bağlaş üçün türlük şərbətlər mövcuddur. Mühayyədir. Demək bu maneviyyət nə üçün gərəklidir? Maneviyyətin gərəkliliyi bizdəki həmmə illətlər yox qıla bilədi. Həmmə günahlarımızı yox qıla bilədi. Həmməsini yox qılışlı qüvvəti var. Çünki biz aydamız. Bir nə üçün gərəksindəki? Sən yəndə bayaqə ikdə nəfsinin içində durursan. Dəncər nəfsinin içində durursan, bu mobilizasiya siyasəti durubdun ki, bütün dünya təslim oldu. İkinci, sən xayv olun özünü. Nəfsinin içində durursan, o sütlən girgən bir nəfs halıdır. Şimdi dünyaya muhabbət bağlı oldun ki, bu dünyadan çıxıb geçirilək deyəcəm. Qoxlamaysan, canını verişdir, qoxlamaysan, canını filan qılışlısa, qoxlamaydı, onu dərəcə qapatıb qoyduk. Şimdi, toqsə heyvanın ayıbı var. Çoşqamınız, eşşəkiniz, məymun təbiyyət, quş təbiyyət, ilan çayan təbiyyət, it təbiyyət, qaşqır təbiyyət, qoy təbiyyət, mal təbiyyət, hayvanların təbiyyətidir. Unsurların su, ot, hava unsurların bir-birəgə qarşı. Atınla bilətməyəməyiz bir-birəgə qarşı. Üstəyə özündə var ya, təqabırlıq, kibirlik, təqabırlıq, təqabırlıq, mamlanıq, xəsədə, baxırlıq, məşəq, mələk durubdur.
Şu yaş geçirken yüz millet kiletken tutup taşıyken günahların kulağını dilinden, boyundan, aklından, informasyondan kilerken günahlarını onu tutup taşıyken senin bu sırlar, hem basit. Ahlat bana kutup taşıyken yüz millet kiletken çık verin burası. Kur'an okusun yani çıkmaydı ettim. Namaz okusun yani çıkmaydı. Namazın senin burası Fevellil musallina lezine fuman sorasın. Sen namazın ve sen kiletken günahın özü bir günah yakan birini. Sen düşünmeyipsin. Acayip nefis, nakş. Acayip nakşı Müslüman buldun. Acayip nefis sufi buldun. Herkes Müslüman buldun. Özün sufi Müslüman kılık edersen yüreğin Müslüman yemezsin sen. Çıkacaksın maşinasın. Kur'an'ın gelme bunlar. Kulağın işine bana, ahiret işine yok bunlar. Kulağın işine, kulağın yürekleri yok. Kalplerde reş ve lafetler tülüp gitken. Yani ayetler tülüp durdu. Mullelerde kısa bir yere üstüge aşıp yüklep koyduğun eşek yok şey yaptılar Allah'ta bu araktırlar. Çünkü böyle şiyalar çıkıyor. Vahabiler çıkıyor, başkalar çıkıyor, lafımlar çıkıyor. Hamasına gitip koydum. Çıkacaksın bana şimdi. Bana şu mane verin ki o parı bir koşulsan hamasi getirdi. Delili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi de çünkü o parı bak geldi, maneviyat bak geldi de 360 mutke sıkınadığım kafirin müşrik nümalarında sahabaları gavkar kovardı. Hazreti Ömer kılıç götürken öldüremen seni. Deste altı yedi böyle. Azap'ın gibi bir mezar kılıyordu. Gavhar kovardı yani. Deneyen mi yoktu, iman yemiyordu. Çünkü evli velilerimiz. Denin bulması bulmasın, pirin bulsun dediğin sözü sen umumen düşünmeysen sen. Ama aklın yetmeydi onlar çeke. Kabur bul dedi orasın sen bu sözü ayetken insanlısın. Kabur bul dedi orasın sen. Peygamberlerin, sahabaların hayatı ikenliğini, hayatı tecrübe ikenliğini sen görmeyersin sen. Şimdi, bayağı Adam Aleyhisselam'ın işi Allah'tan feyizle alıp gelirdi. Ve ben şu dünya kulağını izleyen kulağı ruhuniyet alımına ulaştırıp koyardı. Rabbid alımına ulaştırıp koyardı. Böyle ki, şu sen ruhuniyet alımına girmeysen, hemen musulların bu dünyada kalmayı. Hem birimizin filtr, sen bütün günahlardan filtre ve tetette sen uyak kırkırdı var. Bu sen tazı bak oldu. Özün geçecekti yine bir kırk kedi uğradan. Çünkü bir sen tartıp durup dedi yine. Bir kırk kedi filinge kuman kapalasın sen özün. Çünkü o sefer de filimiz gibi var kendinden genk oldu benim. Bayat kıganımızdaki mübareken daha nakşanlı filimizin muridi buldun şimdi. Anadan dolgendik, pak bulduk, okumadan, namaz tutmadan, burada başka menhiyatların hemen kutuldun. Deyip, hani şu sözü, bana şu sözü, Elçin Nevai Pirimiz'e etken sözü, yani şunu değil, görsettik, özümüz hayatımızı görsettik. Sen okuyun yemeydi bu sözler, dinlerin yemeydi. Bu aralar sadat afsanaydı, öyleyse. Ya bu sahabaların tarihi ikenliğine, berçe uluyaların tarihi ikenliğine, berçe ulamaların yolu ikenliğine, senden alın kemeydi. Şunuz mu? Ne şu? Müşk ambar zafaran kebi darvarlar kişi temini cehaletten davalaydı. Faizli bağdan feyizli bağdan yetiştirilen gula bu. Hoşboyu müziklerin her birileri tabi ki 100 feyizli ümit hasıl kıladı. Ruhaniyetin feyizleri de bayağı yok. Ruhaniyeti alın getirgenden ki ben oran var şimdi. Ruhani idrak hasıl buladı. Şimdi ilgeri bayağı toprak, su, ot elementi ve nefs-i amaradan kirlediğin idrakın bağırıydı. Endi sen kirlediğin işi. Kalp, ruh, sır,
haqiqiy ahvol degan ruhoniy idrok paydo bo'ladi, ruhoniy odam paydo bo'ladi, ruhoniy javharlar paydo bo'ladi. Bu javharlar sendagi bo'layotgan hamma mevali daraxtlarga o'xshab, misk ambarlik sen bayga gunohlarning hammasini yuvib tozalab, 100 milliard kelayotgandagi bo'layotgan hammasini o'zgartirib, tabiatidagi bor shaytonlarni farishtalarga aylantirib beradigan bir fayzlar kela boshlaydi. Demak, bizlardan eng birinchi birga qo'l berganda ruhoniy idrok degan tushuncha paydo bo'ladi. Ayasif Musa'la. Elhamdülillah. Allahu Ekber.